Üçüncü nükte. İllel meveddede fil kurba ayetinin bir kavle göre manası, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, vazife-i risaletin icrasına mukabil ücret istemez. Yalnız, âl-i beytine meveddeti istiyor. Eğer denilse, bu manaya göre, karabet-i nesliye cihetinden gelen bir fayda gözetilmiş görünüyor. Halbuki, inne ekremeküm indallahi etkâküm sırrına binaen, karabet-i nesliye değil, belki kurbiyet-i ilahiye noktasında vazife-i risalet cereyan ediyor. El cevap, Resul-i Ekrem aleyhissalâtu vesselâm, gayb-ı aşina nazarıyla görmüş ki, Âl-i Beyt'i, âlem-i İslam içinde bir şecere-i nuraniye hükmüne geçecek. Âlem-i İslam'ın bütün tabakatında, kemalat-ı insaniye dersinde rehberlik ve mürşitlik vazifesini görecek zatlar, ekseriyeti mutlaka ile Âl-i Beyt'ten çıkacak. Teşehhütteki ümmetin âl hakkındaki duası ki, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ahli seyyidina Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ahli İbrahim inneke hamidun mecid'dir. Makbul olacağını keşfetmiş. Yani nasıl ki milleti İbrahimiye'de ekseriyeti mutlaka ile nurani rehberler Hazreti İbrahim'in aleyhisselamın âlinden, neslinden olan enbiya olduğu gibi, ümmet-i Muhammediye'de de aleyhissalatü vesselam ve zâif-i azime-i İslamiyet'te ve ekser turuk ve mesalikinde enbiya-i beni İsrail gibi aktab-ı âl-i beyt-i Muhammediye'yi aleyhissalatü vesselam'ı görmüş, onun için la es'elüküm aleyhi ecran illel meveddete fil kurba demesiyle emrolunarak Âl-i Beyt'e karşı ümmetin meveddetini istemiş. Bu hakikati teyit eden diğer rivayetlerde ferman etmiş. Size iki şey bırakıyorum. Onlara temessük etseniz necat bulursunuz. Biri Kitabullah, biri Âl-i Beyt'im. Çünkü sünnet-i seniyenin menbaı ve muhafızı ve her cihetle iltizam etmesiyle mükellef olan Âl-i Beyt'tir. İşte bu sırra binaendir ki, kitap ve sünnete ittiba ünvanıyla bu hakikati hadisiye bildirilmiştir. Demek, Âl-i Beyt'ten vazife-i risaletçe muradı sünnet-i seniyesidir. Sünnet-i seniyeye ittibarı terk eden hakiki Âl-i Beyt'ten olmadığı gibi Âl-i Beyt'e hakiki dost da olamaz. Hem ümmetini Âl-i Beyt'in etrafında toplamak arzusunun sırrı şudur ki zaman geçtikçe Âl-i Beyt çok tekessür edeceğini izni ilahiyle bilmiş ve İslamiyet zaafa düşeceğini anlamış. O halde gayet kuvvetli ve kesretli bir cemaat-i müttesanide lazım ki âlem-i İslam'ın terakkiyat-ı maneviyesinde medar ve merkez olabilsin. İzni ilahiyle düşünmüş ve ümmetini Âl-i Beyt'i etrafına toplanmasını arzu etmiş. Evet, Âl-i Beyt'in efradı ise itikat ve iman hususunda sairlerden çok ileri olmasa da yine teslim, iltizam ve tarafkirlikte çok ileridirler. Çünkü İslamiyet'e fıtraten, neslen ve cibiliyeten taraftardırlar. Cibili taraftarlık zayıf ve şanssız
hatta haksız da olsa bırakılmaz. Nerede kaldı ki gayet kuvvetli, gayet hakikatli, gayet şanlı bütün silsileyi ecdadı bağlandığı ve şeref kazandığı ve canlarını feda ettikleri bir hakikate taraftarlık ne kadar esaslı ve fıtri olduğunu bilbedaha hisseden bir zat hiç taraftarlığı bırakır mı? Ehl-i Beyt, işte bu şiddeti iltizam ve fıtri İslamiyet cihetiyle dini İslam lehinde edna bir emareyi kuvvetli bir bürhan gibi kabul eder. Çünkü fıtri taraftardır, başkası ise kuvvetli bir bürhan ile sonra iltizam eder.